Kanalıma hoş geldiniz. Kanal bana ait olup benim ismim Burak Okur. Bebe Otomobil'in kurucusu ve sahibiyim. Sen kimsin? Hiç adın şanın geçmiyor diyen arkadaşlarımız oldu. Haklılar. Ara sıra kendimi hatırlatıyorum ama ben Burak kimliğimle değil, BB Otomobil kimliğimle ön planda olmayı tercih ediyorum. Çünkü burada bir çalışma mekanizması içerisindeki büyük dişli benim ama herkes bir dişli. Herkesin bir aktif rolü var. Kabrio aldık için. Her şeyi kaldırdım, bunu niye bıraktın araba? Çekim de güzel olsun falan filan. Ustam çok ince düşünüyor. Ama araba mavi, bu mavi. Haklı. Ustacım ben giydireyim. Buyur lütfen, lütfen. Şimdi Göya restorasyonunu aldım bu arabam ki ben hangi arabayı alıyorsam Göya restorasyonu çıkıyor. Niye? Ben mi kılım? Hayır. Doğru bir tane. Kaç tane abi doğru? Bir tane. Bir tane. Yani boyası bak örnek olarak zaten biliyor arkadaşlar ama şimdi şurayı göstereceğim size. Burasının boyası kalkmış ya. Bagajda vardı. Kaputta vardı. Evet, bagajda kaputta kalkıp aynı anda boyanan arabanın burası kalktıysa yarın öbür gün burası da kalkacak, orası da kalkacak, bilmem neresi de kalkacak. Kaldı ki sağda solda şey bozuklukları vardı, ayar bozuklukları vardı. Bunu daha önceden yapan Şen Kasap Ustam helali hoş olsun. Evet, sonuç itibariyle Allah'a şükür ki benim böyle bir şansım var. Ben kendi arabamı kendim yapabiliyorum. Müşteri olarak yaptırsaydım bunu çok zoruma giderdi. Ki satılan arabaların birçoğu birkaç tane daha yani bizim gibi birkaç tane daha böyle elle parmakla sayılır firmalar var. İsimlerini zaten siz karşınıza çıkıyordur biliyorsunuzdur. Harici inanın yani bu arabaların ne olduğunu ve bu arabaların nasıl yapılması gerektiğini biz de annemizin karnından bilerek doğmadık. Yaptığımız hatalarla pekiştirdik ve şu anda İyi olduğumuzu iddia ediyoruz. Mükemmeliz diyemiyoruz bak. Mükemmeliz de demeyeceğiz hiçbir zaman. Mükemmellik görecelik alan. Bu arabanın boyasına geldik. Şimdi birazdan siz boya aşamalarını eğer çektiyse arkadaşlarım ki ben buradan sizin yanınızda da ne yapayım? Serzenişte bulunayım mı? Serkan. Olabilir abi. Olabilir. Evet burası yoğun bir işletme ve bu hariç bir sürü işlerimiz var. İşte Ercüment Bey'imiz var, Ercüment abimiz var. Restorasyon müdürü. Kendini şaşmış durumda. Ne yapıyor en son? Elinde bir tane tornavida. Bir oraya koşturuyor, bir buraya koşturuyor. Ne söküyor, ne sökecek, niçin sökecek? Kendini bile haberi yok. Esefle bakıyorum lan. Ne yapıyor bu adam? Anlamaya çalışıyorum, anlıyorum. Bir sebebi vardır diye düşünüyorum ben. Vardır ya. Sonuçta çok işli bir abimiz. Keza sen tamam diyorsun, unutuyorsun. Adamlar kızıyor sana, devam ediyor. Keza ben de başka şeylerle uğraşmak durumunda kalıyorum. Belki işinin başında olmayanın işinin başında olurlar arkadaşlar. Bir ara böyle bir saçmalama zamanımız oldu. Benim farklı, işte elim kırıldı, kolum bacağım bir şey oldu. Derken iş bu noktalara kadar geldi sağ olsun arkadaşlarım. Benim yokluğumu hiç aratmadılar burada. Hiç aratmadılar değil mi Serkan? Kaybedilen para olsun, şan şeref değil. Gel abi. Bu arabanın darbesi önden yok. Ama neyi var? Ufak tefek şeyleri var yani. Darbe dediğim büyük bir darbe yok. Kaldı ki büyük darbeli olsun. Kabriyoyu buldun da darbesini arayacaksın. Al adam gibi yap. Araba genel itibariyle cam şeymiş. Etrafını çevirmiş. Yeni çatladı zannettim ya, aklım çıktı. Bununki de yok hiç. Yani Mercedes'e yapacaksın. Ya da Bursa'da yaptırırız diyeceğim ama 20-25'lik oluyor. Keza orası da bak çatlıyor. Arabayı boyayacağız. Ondan sonra toplayacağız. Tertemiz tamam. İçinde eksiklerimiz var. Cem Köse sağ olsun. Cem Köse'yi bilenler vardır aranızda değil mi? Bilmeyenler için söyleyelim. O sağda solda ne kadar bebek gibi Cosworth varsa, W201, 190 Cosworth varsa 2-3, 2-5, 2-5 söylemesi kolay, görmesi zor. Onu da görüyoruz yani. Cosworth Baba. Ve değişik de başka arabaları da var. Cosworth Baba'ya selam. O zaman boyansın. Daha önceki tadilattan kalma uzun su verniği çıkardık. Sonuç bu.
Başkanım bu kaput ne? Bu kaput... Bu kaput benim kabriyomun. Kabriyomun. Restorasyon görmüş olan kabriyomun kaputu. Kabriyomun. Aha. Taner abi. Bak sol ön kapıma baksana abi. Aynanın tam altına bak abi. Aynanın. Çekil bakalım. Evet. Orada nasıl gördün başkanım? Yemin ediyorum. Ya durdukça kartal, gözüme batıyor bir şeyleri. Kartal gibi oradan var ya. Yemin ediyorum 20 metreden. Bu arada restorasyon yaptınız ha. Yani komple soyulur büyük ihtimalle de. Bana da öyle geliyor gitgide. Yani biz birkaç, iki parça diye girdik. İki şimdi arka kapı, çamurluk, iki kapı şey. Kapı da girdi şimdi. Kapı girdi. Ondan sonra çamurluk bilmem ne. Zaten tavan yok. O en gitsin. Şimdi gel abi kaputa bakalım beraber. Şimdi bu benim arabam. Ercü abi bana atıyor şeyden. Diyor ki senin kaput da böyle çıktı. Bilmem ne de şöyle çıktı. Diyorum lan benim ne kaputum var ki içeride öyle böyle çıkacak. Abi kabriyonun kaputunun hali. Yalnız şu şeyi sökelim abi. Ondan sonra yırtılıyorsa da yırtılsın ben alırım yenisini. İçinin içini güzel. Kardeşim benim yüzünü göstermeyin. Nazar değmesin. Kıl bıyık. Kafasını içeride çekme. Baksana abi şöyle. Şimdi biz niye bu kadar boya işçiliğine uğraşıyoruz? Ya da işte çok para istedin diyorlar. Bak kaç saat uğraşıyorsun oğlum burayla? Abi ben bir saattir uğraşıyorum. Bir saat uğraşıyorsun. Daha önce de uğraşıyorum. O sabahtan beri uğraşıyor. Yani evet. Şuradaki organizasyonu ben bilmiyor muyum üstüne bir boya sıkayım fıst diye gideyim. Sonra ben bu arabayı evlatlık almadım. 15-20 sene sonra satmayı planlıyorum. 15-20 sene sonra aldı birisi, kaputu açtı, oralar paslanmış vaziyette. Sövsünler mi bu arabayı yapana? 15 yıllık sahibine. Bana sövmesinler. Yani velhasıl kelam, ince detay, zaman, maliyet, hepsi bir arada. Neler yaptık, neler ya. Yemin ederim, Hollandalı Hakan'ın arabasından daha çok iş yaptık orada ya. Harbiden ha. Ha bak, bu yerdekileri görüyor musun abi? Gel mesela, arka şeye geç abi. Bagaj kapağına geç. Bu bagaj kapağındaki verdik atma hatası nedendir? Kim söyleyebilir mesela? Sen mi anlatmak istersin, sen mi anlatmak istersin? Aynen. Gel anlat abi. Gel anlat. Şuranın ağzına şimdi şey var, onu çıkartmadan. Şimdi bu arabanın bak, burada cücü abi. Vernik, verniksiz. Şunları biz mi yaptık? Vernin altına mı? Verniğin altına çıktı. Şeyleri kazıyınca. Ha, kazırken. Kazırken çıktı onlar. Mesela niye attı abi bu arabanın beni? Orada abi, hasar yok, bir şey yok. İki tane şık var. Şimdi bir tanesi yazın hızlı tener kullanılırsa boya çabuk kurur. Fernik yapışma özelliği kaybolur. Bu bir. İkincisi attıktan sonra saat üzerinden fazla geçerse bu kuruduktan sonra yapışma özelliği kayboluyor. Alt boyası yaş değil iken verniği atarsan üstüne yapışması zorlandığından dolayı tabii. Evet. Yani yaş üzerine yaş uygulama. Tabii. Bir de işte dediğim gibi yazın hızda tiner kullandıkları zaman çabuk kuruyor. Yapışma özelliği kayboluyor. Su bazlı boyalar için geçerli değil değil mi? Yok. Slow olacak. Yani yazın slow. Yavaş. Yavaş. Hı-hı. Niye? Zaten hava sıcak. Tabii. Kışın istediğin gibi yürü. Kışın zaten hızlı mecbur kullanıyoruz ki çabuk kurulması için. Zaten hava soğuk, malzeme soğuk, araba soğuk. Fırında arabayı tutamıyorsun günlerce. Tabii. Tabii. Evet. Silecek çalışırken kaputa sürtmüş değil mi? Evet. Orada da izi var. Kaputta da izi var. Peki niye sürter? Kapının ortası mı ayarsız? Ayarsız mı birazcık? Kolay gelsin usta. Sağ olasın abi. Aslar mı atıyorsun? Hiç aslar atıyorum. Değil aslar. Değil aslar. Evet. Ha, paslanmaya karşı değil mi abi? Evet.
YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sesim biraz kısık, farklı sebeplerden dolayı. Covid misin diye soranlar oldu, Covid değilim. Yüksek sesli hareketten dolayı sesim kısıldı arkadaşlar. Şimdi restorasyonlu aldığım arabayı tekrar restorasyon yaptım. Part 2 sonundan hoş geldiniz. Yok, Part 2 sonundan size elveda diyeceğiz. Arabayı boyadık. Boyama aşamalarını izlediniz. Arabaya zımpara yapılacak, pasta yapılacak vesaire. Hiç acelem yok. Benim arabam olduğu için zaten bunun kışın da kullanılacağı yok. Arabayı toparlayacağız. Götüreceğim otoparka. Çakacağım ben bu arabayı. Otoparkta yatarken ne yapacağız? Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ne zamanki müsait olurum o zaman getireceğim. Arabanın geri kalan işlerini burada yaptıracağım. Tekrar diyorum, sevgili Cem Köse sağ olsun. Güneşliklerimi getirdi bugün. Cosworth baba. Hem de mavi. Hadi be. Tabii. Bir kapağın bir tanesini silerken boyasını çıkartmışlar. Onu bir boyadık kapağını sadece. bir o tutamak kalıyor. Başka ne mis kalıyor? Eksikleri zaten Oğuzhan arabalarından yedim ben. Oğuzhan Öküz'e selam. Ondan sonra acaba bir eksim kalmadı ya. Oğuzhan düşünsün. Oğuzhan kim düşünsün? Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Her restorasyon yaptım diyenin, restorasyon yaptım dediğine inanmayın. Çünkü niye? Benim başıma ilk defa gelmiyor. Daha önce de geldi birkaç kere. Restorasyon yaptım. Ondan sonra bunun burasında çürük var kardeşim. Ya pakoları sökmedik falan filan muhabbet olmuştu. Boş boş işler. Yaptığımız işte daha sonraki zamanlarda hata çıkabilir. Yaptığımız işin arkasındayız. İki sene de geçmiş olsa, kullanıcı hatası değilse, bizim kusurumuzsa biz bunu tamamlarız. Ama bu şekilde araba yapmak, geçmiş yapandan bahsediyorum. Yani bu arabaya hakarettir. Hangi araba yaparsan hakarettir. Bak abi, çek şu arabanın çamurunu. Usta bulamıyorum şu arabanın çamurunu. Yani psikolojik olarak bendeki ustalar gayet şey, yaklaştır baba. Şeyin çamurunu, sekin çamurunu. Bunu yapan adam rahmetli olmuş. Şimdi arkasından ne konuşayım ki ben bunu? Delmiş abi, delik delik, yuvarlak yuvarlak ki macunu basınca macunun içine böyle pençe gibi tutunsun, patlamasın diye. Şimdi ben bu arabayı söktüm, bu hale getirdim. Karşımıza bomba çıktı. Kime arabayı elimi işaret etsem? Adam haklı olarak diyor ki, ya kardeşim ben cenaze başımıyım. Niye? İşte kötü ustaların elinden yapılan işi takibinde düzeltmek zor. Yani arabanın arka şeyini birinci videoda izlediniz. Yani sedanınkini uydurduk baba. Yaz yok ki zaten parçası. Yazık günah. İnşallah bundan sonraki süreçlerde insanlar artık bu arabalara, bu arada şu arada Peugeot var, o harici. Bu komple benim bura. Şöyle bir çeker misin? 100 lira yeni aldım. Ama onu satacağım. Sen. Ticaret maksatlı aldım ya. Bak şu ikisi bunda jantları yaptırdık, iyi, hoş, güzel. Lastikleri bir türlü değiştirdiremedim, sıfırdım. Ben lastiğim var. O güzel olması gerekene battı. İnşallah hatırlar değiştirirler arkadaşlarımız. Eksikleri var birkaç. Bunu da kullanmak istiyorum ısrarla. Çok güzel oldu bu arabanın. KJ Tron'i falan komple elden geçti. Bir şeylerini değiştirdi. Hakan abi araba zımba oldu. Bu yazı kullanırız buna. Üf. Üstünü açar mıyız? Açarız tabii. Ama yandaki camları kapatalım, olur mu? Biz görmemiş adam bunu da bilelim ya. Nerede fark ettik onu biz Seçkin senle? Buraya geldikten sonra abi. Avrasya'ya geçtikten sonra. Camları kapattım ya ben. Ha dedim lan, dünya varmış. Yolda ne diyorum lan, bu arabayı da kullanmak eziyet. Bundan ne anlıyor bu insan? Böyle binilir mi buna? Camlar komple açık, sağdan soldan saçlar maçlar falan filan. Alışmamış, kaçta dondurmazmış. Bizimki de yavaş yavaş alışıyor. Görgüsüz part kaçtı bu? İki. Bir hangisiydi kanki? Bir bu değil miydi? Yok lan. Bir sanki buydu ya. Yok lan. Ha bunda bir iki part yaptık. Tamam. Üf, dört hangisi? Hangisi? SL500. Üf. Oğuzhan Öksüz.
Kanki, ne haber? Benden değilim. Başkanım, şeyin final çekimini yapıyoruz benim kablomun ikinci bölümünün. Ama Almanya'dan gelen 320 kablonun tentesini, bak buraları yayınlayacağım. Hatta sesi de açıyorum. Bir de SL500'ün tentesinde sıkıntılarımız var. Hacım. Tamam abi. Bu ay vermemiz lazım iki arabayı da. Abi Allah'ın izniyle hallederiz ya. Kralsın ya. Sen kralsın. Bir daha söyle. Gönder gelsin, Allah'ın izniyle hallederiz abi. Adamsın. Selam söyle herkese. O zaman arkadaşlar, YouTube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ya da beğenmeme butonuna basmayı, sosyal mecralarda bizim linklerimizi paylaşmayı, WhatsApp gruplarınızda bu işle ilgili olan herkesin, meraklı olan herkese bir şekilde bu linkleri ulaştırıp en azından, yani izlenme sayımızın artması değil buradaki amaç, bilinçlenmek amaç. İşte bilinçlenmezsek abi, o. Bilinçlenirsek bu. Yani çok mu mata? Evet, mata abi. Niye mata? Çünkü burada alın teri var. Zaten bozduğunu düzelttik. Ya da başka ne göstereyim ya? Bir sürü gösterecek şeyim var. Şurada iki tane yeni araba var. Gerisi kalan hep şey zaten. Alın teri. O zaman bizi takip edin. Instagram ve Facebook'ta da.